Şikayetlerim kemik kirişlenmesi üzerine başladı ilk bölümden dolayı. Zamanla artarak gitti iştim. Ben de bazı şeyleri durdurma kararı aldım. Ben birçok ameliyat araştırdım. Araştırdığım ameliyatlar arasında en risksiz olan veyahut da toparlanma süreci en kısa olan ameliyat çeşitlerinden biriydi. Zaten bakıldığı zaman da Avrupa'da birçok ameliyat çeşitleri arasında en yaygın kullanılan da zaten tüp mide ameliyatı. Beslenme alışkanlığı bende lise sonlara doğru bozulmaya başladı. Üniversiteye hazırlandığınız zaman 2 sene, 3 sene çalışma hayatı, bunların hepsi önemli. Ben yurt dışında tıp okumaya gittiğim zaman da zaten düzenli bir hayatım yoktu. Burada mekanım olduğu zaman da düzenli bir hayatım yoktu. Hep akşamları çalışıp genelde sabahları yatıyordum. Ama düzenli bir hayat olursa eğer, işte sabah, öğle, akşam herkes ne yiyeceğini bilirse o zaman bir problem kalmayacaktır. Ama uyku düzeni ve yemek düzeni çok önemli. Özellikle fast food yiyordum. Bulgaristan'da özellikle zaten orada da fast food yiyordum. Çünkü yemek yapma imkanım yoktu. Yemek yapmayı da bilmiyordum. Onlar hep böyle üst üste gele gele birikti. Tüp mide ameliyatı yaptırdım. Kilom 90 kilo civarı olmasını istiyorum. Ve bunu buraya getirebilmek için belli bir diyetler yapmak gerekiyor. Günlük kaloriler almak gerekiyor. Bunların tabii hepsi ameliyat ve ameliyat sonrası olarak ikiye ayrılıyor. Hani ameliyat sonrası da doktorlar tarafından yönlendirilmeye insanların ihtiyacı var. Ameliyatın işe yaradığını şöyle söyleyebilirim. Ben ameliyata girdikten sonra yaklaşık 5. günümdeyim. 5. günüm geçti. Kıyafetlerim bol gelmeye başladı. Bu benim ameliyata girerkenki giydiğim kıyafetimdi pazartesi günü. Parmaklarımın uzadığını hissediyorum yani kilo verdiğimden dolayı, ayak parmaklarım da dahil olmak üzere. Tabii bunlar belli şeylerle yapılıyor yani günlük alacağınız kaloriler vesaire işte size takviye edebiliyor. Ama tüp mide ameliyatının en büyük özelliklerinden biri açlık hissiniz kalmıyor. Tabii kendimi önemsediğim için nihayetinde bu ameliyatı yaptırdım. Yani kilo nihayetinde belli bir yerden sonra hani ben yıllarca spor yaptım, evet beni hareket olarak engellemiyordu ama ben her zaman 20 yaşında kalmayacağım veya 30 yaşında kalmayacağım. Belli bir yaştan sonra ben de yaşlanmaya başlayacağım ve sağlığımı çok etkilemeye başlayacak. Ben bunun farkına vardığım için bazı adımlar atmak ihtiyacı hissettim. Hasan Hocam ve Coşkun Hocama çok teşekkür ediyorum ve daha oradaki ekip arkadaşlarına. Ben ameliyattan çok memnunum. Herhangi bir problemim yok. Gerçekten hani isteyen ve ihtiyaç duyan insanların da bu ameliyat olmasının ben faydalı olacağını düşünüyorum.